Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda beni tanıyın çekiyoruz. Bugün Şeda Türkoğlu'nu tanıyacaksınız. YouTube'daki yeni takipçilerim ve Instagram'daki mevcut takipçilerim, bildiğiniz bilmediğiniz her şey şu anda bu videoda olacak. Hemen ben kendimden kısaca bahsettikten sonra dün sizden Instagram'dan bana soru sormanızı istemiştim. Merak ettiğiniz, bilmediğiniz, öğrenmek istediğiniz konular varsa ve benim yanıtlayabileceğim şeylerse şu anda bu videoda bahsetmiş olacağım. Kısaca o zaman kendimden bahsetmeye başlayayım. Ben Şeheda Türkoğlu. 18 Mayıs 1995 doğumluyum. Şu anda 24-25 yaş. Babam imam ama şu anda emekli. Annem ev hanımı. Bir abim var, iki kardeşiz. Abim evli, Bartın'da yaşıyor ve iki tane yeğenim var. Ada ve Mete. İkisini de çok çok seviyorum. Zaten çocukları çok düşkünüm. Ada ve Mete benim için çok başka bir dünya gerçekten. Karadeniz Ereğli'liyim. Karadeniz Ereğli'de doğdum, büyüdüm. Annem babam hala orada yaşıyorlar. Ben şu anda İstanbul'da yaşıyorum. 1,5-2 sene olacak. 2 sene olacak bu yazda tamamıyla. İşim için İstanbul'a geldim. Ondan önceki kısımlara geleceğim. Anadolu Lisesi'nde okudum. Oradan mezun oldum. Konya'dan Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü kazandım. Orada 4 yılımı geçirirken Konya'nın Ereğli ilçesindeydim. Karadeniz Ereğli'den Anadolu Ereğli'ye gittim. Resmen hayatımın çok tuhaf bir dönemiydi gerçekten. Yani Ereğli'den Ereğli'ye gitmek. Konya Ereğli'dekiler de belki beni biliyordur. Çünkü ben şu anda bu işe, yani influencerlık kısmına, Instagram kısmına Konya Ereğli'de başlamadım aslında. Zonguldak Ereğli'de başladım ama Konya Ereğli'de ateşlendi her şey. Tam olarak orada fark ettim ben böyle bir iş yaptığımı. Konya Ereğli'de ilk öğretim matematik öğretmenliği. Tek bir fakülte vardı. Eğitim fakültesiydi. Bir de yüksekokul vardı. Kampüs yoktu. Küçük bir yerdi. Haliyle çok wow bir üniversite hayatı yok. Ama acayip güzel. İyi niyetli, gerçekten hala o sıcaklığı, o mutluluğu aradığım arkadaşları ben üniversitede kazandım. Üniversitedeki arkadaş ortamım, üniversitedeki arkadaşlarım gerçekten benim için ayrı ayrı, hepsi çok değerli. Orada biz birbirimizin ailesiydik gerçekten. Çünkü büyük bir yer değildi, büyük bir okul değildi. Fazla insan yok, sadece birbirimiz vardık. O yüzden birbirimize çok değer veriyorduk, birbirimizin kuyusunu kazmıyorduk, birbirimize hiç... Tabii ki her insan için bahsetmiyorum. Kendi arkadaş ortamından bahsediyorum. Ve kendi arkadaş ortamım da 20-30 kişi, yani öyle az insan değiller. Şu an bu videoyu izlediklerinde duygulanmalarını bekliyorum. Çünkü onları çok özledim. Konya'daki 4 yılım bittikten sonra mezun oldum. Oradan Zonguldak'a geldim. KPSS'ye girdik. Alan sınavımız var bizim. Eğitim sınavımız var. Normal genel kültür, genel yetenek var, biliyorsunuzdur. Her neyse, oradan bir puan aldım. O sene atanamadım zaten. O sene sanırım çok fazla atama olmamıştı. Tam hatırlamıyorum. Yani yarımız kalmıştık en azından, öyle söyleyeyim. Sonra bir sene Zonguldak Ereğli'de, Karadeniz Ereğli'de yaşamıma devam ettim ailemle birlikte. Bu süre zarfında dershaneye tekrar başladım. Bu işe devam ettim. Bu iş tabii ki alevlendi. Bu işe nasıl başladığımı da anlatacağım. Ve bu işe devam ettim, dershaneye başladım vesaire derken işim gayet iyi gidiyordu, Instagram'daki işim. Sonra benim İstanbul'a gelme durumlarım çıktı. Ve ben İstanbul'a taşındım. Burada bir hayat kurdum kendime. İstanbul'a ilk geldiğimde Aleyna'yla birlikte ev arkadaşı olarak bir eve çıktık. Aleyna'yı daha hiç tanımıyordum. O da İstanbul'a taşınacaktı ve hadi o zaman şöyle yapalım, böyle yapalım derken biz birlikte eve çıkmış olduk. İstanbul'da birlikte yaşamaya başladık. Bir senenin sonuna yakınlaşıyordu, düşünün. Sonra Aleyna'nın kız kardeşi geldi. Onlar ayrı bir eve çıktılar. Ben kendim ayrı bir eve çıktım. Tek başıma şu anda bir evde yaşıyorum. Ev turumu çekmiştim. Eğer merak ederseniz şuraya koyarım ya da şuraya. Bu süre zarfında geçtiğimiz Aralık, evet Aralık, 8 Aralık'ta nişanlandım. Genel olarak kişisel özelliklerime gelirsek de Boğa burcuyum. Boğa burcu olmayı çok seviyorum. Boğa burcu özelliklerini çok seviyorum. Boğa burcu olan insanları da çok seviyorum. Yükselenim yay. Boğa burcunun çoğu özelliğini taşıyorum ama yayda da çoğu özellik bana baskın geliyor. Şöyle, çok sinirli bir insanım. Çok fevriyim. Haksızlığa asla gelemem. Asla. Küçükken ne yaşadım hiçbir fikrim yok. Ama beni ezmeye, ne bileyim, olmamış gibi olmaya zorlayan her şeyde karşılarında dururum. Her konuda. Tabii ki ciddi bir muhatap alabileceksem. Hiçbir şekilde geri adım atmam.
Arkadaşlarıma çok değer veririm. Dostlarıma çok çok değer veririm. Ben onlara her şey yapabilirim. Ben onlarla her kavga edebilirim. Ben onlara her konuda kızabilirim. Ama bir başkasının tek bir şey demesine izin vermem. Hiçbir şekilde onları kötü bir durumda asla yalnız bırakmam. Güven, sadakat, fedakarlık benim için çok 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 önemlidir. Dostlukta, ilişkide, anne babada, abide, kardeşte. Bu üç unsur varsa bir insanda benim için yeterliyse tamam. O artık benim hayatımdadır. İlk tanıştığımda herkeste bir soğuğumdur. Şöyle bir ketum bakışlarım vardır. İnsanlar ilk başta benden çok haz etmeyebilir. Tanıdıkça insanı sevmenin çok değerli olduğuna inanıyorum. İlk başta yaşadığımız o samimiyetsizlik demek istiyorum buna. Ama samimiyet gibi gözüken samimiyetsizlikten hiç hoşlanmıyorum. Oturup bir şeyler paylaşabiliyorsam, oturup bir şeyler konuşabiliyorsam, o insana bir şeyler katabiliyorsam ya da o insan bana bir şeyler katabiliyorsa hayatımda artık değeri ve yeri var demektir. Üşengecim. Bazı konularda çok üşengecim. Eğer bir iş yapacaksak ve okey dediysem ona o işi yaparım. O konuda bir sıkıntı yok. Zaruri bir durum değilse çok üşenirim. Mesela canım bir şey istedi. Yemek istiyorum. Bunu çok yaşadık. Hani neyse ya yemeyeyim. Hani üşengeçlikten canımın istediği bazı şeyleri yapmayabiliyorum. Bu biraz kötü bir huyum. Ev hanımı, ev kızı olabilecek kadar şey değilim. Ben daha çok baba kızıyım. Yani babasının kızı derler ya, o kızım işte ben. 1.57 boyundayım. 45 kiloyum. Çok zayıftım eskiden. 39 kiloydum. Çok kötüydü. Ama şimdi çok şükür kayınbabam ve nişanlım sayesinde 45 kilo oldum. Şimdi sizin sorularınıza geçeyim. Aklıma bir şey geldikçe anlatayım diyorum. Nişanlımla nasıl tanıştığım çok merak edilmiş. Bunu eğer o isterse bir gün davet ederim bu kanala. Gelirse birlikte anlatalım istiyorum. Onunla alakalı her şeyi. Fenomen olmak zor mu? Sıradan bir hayatın olsun ister miydin diye bir soru gelmiş. Fenomen demeyelim buna. Influencer diyelim. Fenomen çok farklı bir boyut oluyor. Zor mu? Zor olduğu kısımlar çok fazla ama genel olarak keyifli. Şikayet edebileceğim bir nokta çok fazla yok. Sadece bu kısımda çok fazla yanlış anlaşılabiliyor. Yanlış yere çekilmek istendiği için o kısımlarda zorlanıyorsunuz. Matematik öğretmenisin, neden işini yapmayı tercih etmiyorsun? İşimi yapmayı tercih etmiyor değilim. Hala kalbimin bir köşesinde öğretmenlik yatıyor. Sadece şu anki bulunduğum şartlar gayet iyi. Diplomam zaten elimde. Arada sırada bazı öğrencilerim oluyor. Onlara özel ders veriyorum. İleride belki bir hayalim var. Gerçekleşirse, her şey güzel giderse. Bu da öğretmenliğimle alakalı. Bu işe nasıl başladım? Bu da çok merak edilmiş. Çok spontane gelişti. İnanın size çok daha güzel bir hikaye anlatmak isterdim. Ama bir yaz akşamı böyle her şeyden sıkılmış. İşte okul 3 ile 4 arası. Üniversite 3, üniversite 4 arasında sıkılmış. Ne yapayım? Instagram'da duracağım. O zaman Retrika diye bir lanet var. Retrikalı fotoğraflar falan var. Instagram'da full. Sonra en önce onları silmekle başladım. Sildim böyle hepsini. Sonra Visco indirdim. Mevcut fotoğraflarımı onunla birlikte editledim. Eskiden böyle şey yapıyordum. Fotoğrafı biraz küçültüyordum. Etrafı kare bir şekilde beyaz kalıyordu. Bütün fotoğraflarımı o düzende yapmaya başladım. Kombin yaptıkça, dışarı çıktıkça fotoğraf atmaya devam ettim. Bir şekilde insanlar beni keşfetti ve 10.000 takipçim oldu bir ay sonrasında. Sonra da bu iş başladı. En sevdiğim film Emily. Beni çok etkileyen bir film. Eğer izlerseniz siz de beğenir misiniz bilmiyorum. Eski bir film, bayağı eski bir film. Sena diye bir arkadaşım var Ereğli'den, çok yakın arkadaşım. O bana söylemişti ve öyle izlemiştim. Gerçekten hayatımı değiştiren ve bu iyi insanlar mottosunu bana oturtan film budur yani. En sevdiğin şarkıcı ve şarkısı, ben Yalın'ı çok severim. Çok saf, çok masum, çok gerçek gelir bana. Küçücüğüm şarkısını seviyorum. Ama onun dışında Ozbi'yi çok severim. Yüz Yüzeyken Konuşuruz'u çok severim. Adamlar grubunu çok severim. Daha çok üçüncü yeniler, alternatif müzik dinliyorum. Yalın da bunların bir istisnası. Poninin bebişleri ne zaman doğacak demişsiniz? Benim bir ponim var. Aa, bu arada nasıl poniyi unuturum? Benim bir kedim var. Canım kızım. Ona kedi demiyoruz biz. O pony. Rabia'nın kedisi doğurduğunda sağ olsun Rabia bana kediyi sahiplendirmişti ve bir kedim olmuştu. Çok da kedim olsun istiyordum. Yavrum gibi benim pony. Gerçekten onu uyandığımda, sabah onu gördüğümde çok mutlu oluyorum. Hatta bazen şu soruyu soruyorum. Bir kediye, bir hayvana benden olmamasına rağmen
Bu kadar benimseyip bu kadar mutlu oluyorsam, onu bu kadar merak ediyorsam, bu kadar üstüne düşüyorsam çocuğuma demek ki ne yapacağım? Yani demek ki annelik duygusu böyle bir şey tarzına gidiyorum. Ama tabii ki anlaşamamışımdır bile. Pony hamile şu anda. Bir 10-15 günümüz kaldı tahminen. Biz de çok heyecanlıyız. Nisan'ın ilk haftası işte 5'inden 15'ine doğru o arada doğuracak. Sürekli tetikte olacağız. Sizinle de paylaşacağım. Ben de bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Oha, bir şey oldu. Şurada bir inşaat var da. Ne zamandır Insta'dasın? 4 yıldır bu işi yapıyorum arkadaşlar ben. Gamzelerin kime çekmiş? Annemde de babamda da gamze yok. Abimde var. Abimde hatta iki tarafta var. Ve bizim anneanne tarafında bütün kuzenlerimizde gamzeler var. Hepsi erkek bu arada. Tek kız benim. Onların hepsinde ikişer tane var. Sağlı sollu. Bende sadece bir tane var. Bir çocukluk fotoğrafını bırakır mısınız? Bırakırım. Şuraya. Bırakayım. Nefret ettiğin özellikler. Sinirli olmam. Hayat kalitemi etkiliyor. Yani keşke değilse. İnatçı olmam. Biraz egoluyum. Bir tık. Ego yapana. Ya bana bir yapana iki yapıyorum. Anlayacağınız. Yaş aldıkça düşünce olarak nasıl bir değişim oldu? Mesela şimdiki sen 18 yaşındaki sana ne söylemek isterdin? En değişen şeylerimden biri insanlarla aramdaki muhabbet. Şöyle, lisede ergendik zaten. Kendimi sevdirebilmek için bazı insanlara gereksiz değer verip onları farklı bir yere koymuş. Seksiz muhabbetlere girme. Az insan çok daha iyi. İnsanlarını seç ve öyle devam et. Az insandan kastım şu. Yani 3-4 kişiden bahsetmiyorum. Ama sadece iyi insanları hayatında. Yani o zaman ergenliğin de verdiği bir şeyle kim daha güçlü, kim daha şey, kim daha şöyle vesaire vesaire diye düşünüp çok daha fazla arkadaş ortamı yapmaya çalışmış olabilirim. Kendimi kabul ettirme şeyi. Gerçi bu ergenlikte hep var. Hani kendini kabul ettirme, kendini sevdirme. Ama bunu yapmamı isterdim. Keşke bitmesin dediğin o an. Doğum günüm galiba. Evet, bu yılki doğum günüm, geçtiğimiz yılki doğum günüm çok güzeldi. Nişanlım arkadaşlarım bana çok güzel bir doğum günü sürprizi hazırlamıştı ve ben çok mutlu olmuştum gerçekten. Bir şeyin olmasını çok isteyip olmayınca çok oh iyi ki olmamış dediğim bir şey. Birkaç insanla muhataplığımın bitmesi. İyi ki bitmiş artık dediğim çok insan var öyle. Modellik yapmana ailen ne dedi? Birincisi ben hiç model olmadım. İkincisi Instagram'da çok özgürce kendi sevdiğim kıyafetleri giyerek, kendi sevdiğim kombinleri yaparak fotoğraf paylaştım. Bu yüzden ailem buna kötü bir tepki vermedi. Zaten sürekli takipteler. Nerede ne yaptım, ne ettiğimi, her şeyimi vesaire biliyorlar. Yaptığınız o kötü yorumları da okuyorlar. İyi yorumlara mutlu oluyorlar. Kötü yorumlara kızıma neden böyle yazdı diyorlar. Çünkü ben de bir insan evladıyım. Kötü yorum yapanlar için söylüyorum. Nişanlın kuzenim mi? Hayır değil tabii ki. Çok benziyoruz de insanlar kardeşsiniz siz evlenmeyin falan diye yorum yazmışlar. Geçenlerde Twitter'a, Instagram'a bu bizim nişanlı fotoğrafımız düşmüş. Sonra bayağı da olay olmuş. Çok benziyoruz diye de altında bir sürü işte bunlar kardeş, bunlar kuzen, şöyle böyle değiliz arkadaşlar. Sadece çok benziyoruz. Malum ayrı evde yaşıyorsun. Ailenden uzakta bu sürede yaşadığın en fakir anın neydi yazmış biri. Şimdi şöyle, şu anda ben artık para kazandığım için ve burada yaşayabilecek gelirde olduğum için bu kısımda yaşamadım. Ama üniversitedeyken bir kere şöyle bir şey oldu. Bunu da geçen arkadaşlarımla Konya'da buluştuğumuzda hatırladım ya. O kadar unutmuşum. Kantine iniyoruz. Yurtta kalıyoruz. En yakın arkadaşlarım 4-5 kişi. Kantine iniyoruz. Cips falan alacakmışız. Ben de diyorum ki ben yemeyeceğim. Benim param yok. Veremeyeceğim de diyorum. Ondan sonra bir tane işte konuşuyoruz ediyoruz falan. Bir tane arkadaşım dönüp bana demiş ki 1 liran da mı yok? Sonra ben o sen bana nasıl böyle bir şey dersin? Ne demek 1 liran da mı yok? Oğuz'a neden vermeyeyim lan? Ne zannediyorsun sen? Şu bu vesaire diye kavga etmiş. Sonra ben yurttan çıkıp gitmişim dışarıda kendi evinde kalan bir arkadaşımın yanına. Oradaki şu detayı hatırlamıyorum. Dolmuşa binecek parayı nasıl buldum o kısmı hatırlamıyorum. Yüksek ihtimal hani dolmuşa binecek paralarımı ayrı tutarak param yok demişim. Hani veremem gibisinden. Yoksa asla cimri bir insan değilim. Onu da söyleyeyim. Gerçekten elim çok boldur yani. Hani annem çok şikayetçidir hatta bu konuda. Babama benzemişim direkt olarak. Kavga etmişim ve böyle geçenlerde de duyduğum için bunu dedim ki gerçekten ya. Hani yoktu gerçekten. Hani en fakir anım oydu galiba. Üniversite 1 ve 2 gerçekten zor geçmişti benim için.
O yüzden 1 liranın benim için çok kıymeti vardır. Hep bir köşede 1 liram durur yani. Cüzdanımda mutlaka 1 liram durur. Aybüke ile nasıl tanıştığım da çok sorulmuş. İsterseniz bunu da daha sonra Aybüke ile birlikte oturup anlatayım. Kapanma sürecim nasıldı? Ben 9. sınıfta yarım döneminde kapanmıştım. Güzel bir kapalılık değildi. O zaman zaten böyle tunikti, boyu uzun gömleklerdi vesaire hiçbiri yok. Ayrıca liseye de kapalı girilmiyordu hala. Yani saçımızı açıp okula giriyorduk. O yüzden ben asıl kapalılık dönemi üniversite 1 olarak söylemek istiyorum. Çünkü ondan öncesinin gerçek bir kapalılık olduğunu düşünmüyorum ama yani bakıldığında görününe göre 9. sınıfta kapandım. Keşke çok daha bilinçli bir şekilde kapanmış olsaydım. O günden beri de açılmadım. Hayallerimi gerçekleştirdim mi? Birkaçını evet ama daha bitmedi. Hayal çok arkadaşlar. 5 sene sonrasını düşünürsen kendi hayatına gözüne ilk nasıl bir tablo gelsin istersin diye sormuş. Düşünüyorum. Mutlu bir ev. Evim benim istediğim gibi düzülmüş. Sağlıklı bir eş. Sağlıklı bir çocuğum. Arkadaşlarım, sevdiğim insanlar yanımda. Eşim ve ben bir aile şirketi kurmuşuz. İstihdam sağlamışız. Böyle görüyorum. Evet, geziyoruz bir de sürekli. Dışarıdan bayağı soğuk musun sanki demiş. Bunu Instagram'dan duymak tuhafıma gidiyor ama evet, tanışmadığımızda soğuk bir insanım. Nişanlına neden fotoğraf atmıyorsun? Onu kıskandığın için mi? Hayır, onu kıskandığım için falan değil. Çok kıskanç bir insan değilimdir. Benim olan benimdir. Okey. Güvenim varsa işte şuraya gidemezsin. Bunu yapamazsın. Fotoğraf atamazsın. Kimseyi zorlamam. Yani o yüzden değil. Sadece şu anda bilmiyorum. Evlenince daha çok atarım herhalde. Hani daha böyle kendimi tam hissederim. Asla dediğim şeyler, bu da beni tanımanıza yardımcı olabilir. Eğer bir insanın yalan söylediğini anladıysam o insana güvenemem. Güvenmediğimi belli ederim. Net bir şekilde söylerim. Yalanını yakaladıysam arkamdan konuştuğunu ya da bir başkasının arkasından net bir şekilde konuştuğunu fark ettiysem o insana güvenemem. Asla'ya girer mi bilmiyorum ama yalan ve ikiyüzlülük konusunda çok fenayım. Aybük ile öz mü üvey mi kardeşsiniz? Biz kalp kardeşiyiz. Sesim konusuna gelim. Evet, sesim konusunda ben 4 yıldır gerçekten işitmediğim bir sürü hakaret, yemediğim bir sürü laf yedim. Arkadaşlar yani bu Allah'ın vergisi bir şey. Benim değiştirebildiğim, değiştirebileceğim bir şey değil. Daha kalın yapamam. Daha tiz de yapmıyorum zaten. Sesim yükseldikçe daha tize gidiyor olabilir. Bağırdıkça daha tize gidiyor olabilir. Aynen şu anda olduğu gibi. Normal konuştuğumda daha normal olabilir. Ya da ne bileyim story'de o an sizinle şakalaşmak istiyorumdur. Sesim değişiyor olabilir. Bunda anormal bir şey yok. İnsanların ses tonuyla nasıl dalga geçebilirsiniz? Nasıl benim sesim ince diye ben hakar diye olabiliyorum? Çok tuhaf. 3 tane dönüm noktanı söyle. Aa evet bak bu da çok iyi bir kızım. Benim 2 tane var. 3.'yü şu anda bilmiyorum. Birincisi bu işe başladığım an dönüm noktam. Gerçekten hayatımın dönüm noktası. İkincisi nişanlımı bulduğum zaman. Gerçekten Allah razı olsun onun. Onun varlığı benim için çok başka bir dünya. Bunu romantik olarak, duygusal olarak söylemiyorum. Böyle bir kız değilimdir zaten. Çok romantik, çok duygusal, çok edebi bir kız değilimdir. Ama onun bende ve hayatımda yeri çok başka. Hayatıma girdiğinden biri bana bir şeyler katıyor. Ve eminim şartlar çok daha başka, çok daha iyi olsaydı çok çok daha fazlası olur. Gitmek istediğin en uzun mesafe, yani gitmek istediğim yerlere mi soruyorsunuz? Ben yurt dışına hiç çıkmadım. Çıkmayı çok 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 istiyorum. Yurt dışına çıkmakla insanların çok değiştiğini, kendilerine çok fazla şey kattığını ve kültürel anlamda çok geliştiğini görüyorum. Bunu çok çok istiyorum. Ganzen estetik mi? Evet, bu soruya da artık bir netlik getirelim. Hayır. Ganzen estetik değil. Doku eksikliği Gamze. Biliyor musunuz? Oradaki dokum eksik olduğu için yüz kaslarım gerildiğinde ya da böyle çekildiğinde içeri göçüyor. Biraz hayallerinden bahseder misin Şuşu demişsiniz. Hayallerimi böyle cümle cümle nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bunu daha önce hiç Instagram'da ya da sosyal medya ortamında söylemedim. Ama bir gün piyano çalabilmeyi çok istiyorum. Emily'yi izlerseniz piyano sesleriyle soundtrackları var. Dikkat kesilirseniz eğer beni rahatlatan, dinlediğimde mutlu eden her şeyi o filmde fark etmişim gibi hissediyorum. Piyano da onlardan biri oldu. Bir eğitim kursum olsun çok istiyorum. Artık bu hani kurs mu olur, dershane mi olur, adı ne olur bilmiyorum ama özel bir eğitim kursum
kursum olsun çok istiyorum. Kendimden bahsettiren bir kurs olsun istiyorum. Ama çok ileriki bir seviyede. Dünyayı gezmek istiyorum. Eskiden böyle bir isteğim yoktu. Ama gerçekten bilincim, okumalarım, araştırmalarım, izlediklerim geliştikçe, genişledikçe dünyayı gezme fikri o kadar sıcak, o kadar güzel geldi ki bir de hayatımdaki insanla birlikte olma fikri gerçekten çok başka. Yaptığın işten sıkıldığın oluyor mu? Bir de gelen eleştirilere tepkin ne oluyor diye biri sormuş. Yaptığım işten sıkıldığım şöyle oluyor. Bir gün ortadan kaybolabilme özgürlüğümüz çok kısıtlı. Evet bunu yapabiliyoruz, o kadar da değil. Ama yaptığımızda ve geri döndüğümüzde bir şeyler değişmiş oluyor ve onu toparlamaya çalışıyorsun. Gelen eleştirilere tepkim ya susuyorum ya da insan gibi belki anlar diye cevap veriyorum. Karşımdakinin anlamayabileceğini düşünmediğim için İşler çok başka yerlere gidiyor. Hala benimle kavga etmeye devam ediyor mesela. Ona asıl doğru olanını söylüyorum. O zannediyor ki ben bu söylediğini kabul etmediğim için ben ona savunma sağladım. Savunma değil. Açıklıyorum. Bak sen böyle diyorsun ama bu böyle böyle diyebiliyorum ona. Ama o hala bana yapıyor. Sonra ortalık kıyamet. Sonra ben de hiç cevap vermiyorum. Kavga etsem çok kötü olacak çünkü. Ablan abim var mı diye sormuşsunuz. Bir abim var. Her şeye bedel. Bu kadar. Onun için söyleyebileceğim şey bu. Onu çok seviyorum. Beni küçükken çok dövdü. Ama olsun onu çok seviyorum. Çok kıymetli. En yakın arkadaşım üniversitedeki Elif. Melek gibi bir insandır. Melek. Yani bir kere kavga ettik biz hayatımızda. Ondan sonra başka hiç kavga etmedik doğru düzgün. Yani ben Elif kendimin koruyucu meleği olarak ilan ederim. Melek gibi bir insan. Ben de onun koruyucu psikopatıyım. Yani ona kimse hiçbir şey yapamaz. Neyse. Bu kadar. Genel olarak her şeyi cevapladığımı düşünüyorum. Daha bir sürü soru var ama birbirlerine benzerler. Ya da bazılarını soru cevap olarak video çektiğimizde bırakıyorum. O zaman tekrar sorarım. Siz de işte merak ettiğiniz başka şeyler varsa onları sorarsınız. Nişanlımla nasıl tanıştım videosu şu an için gelmeyebilir. Belki düğünden sonra böyle bir şey eğer isterse arkadaş çekeriz. Benden istediğiniz çoğu şeyi anlattım. Bu işe nasıl başladığımı, kim olduğumu, nerede yaşadığımı, nereli olduğumu, kaç yaşında olduğumu, kilomu, boyumu, nasıl bir insan olduğumu vesaire hepsini anlatmaya çalıştım. Bu kadar diyeceklerim. Başka bir şey söylemeyeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı, hatta abone olmuşken yanında da bir zil tuşu var. Ona tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Yeni videolar yakında baya gelecek. İstediğiniz bir video varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, iyi insanlar.